Bazı ürünler özellikleri itibariyle çeşitlilik gösterirler. Her özelliği için ayrı bir stok kartı açmak yerine varyant tanımlama özelliğiyle bir stok kartı açarak tüm özelliklerini bir kartın içerisinde takip edebilmekteyiz. Malzeme özelliklerini eklemek için F10 menüde arama alanına malzeme özellikleri yazarak ilgili ekranımızı açalım. Öncelikli olarak burada malzemenin özelliklere göre tanımlarını yapacağız. F4 ekle seçeneğiyle açılan ekranda kod alanına kısa bir kod yazabiliriz. Açıklama alanına özelliğin adını yazabiliriz. Örneğin renk yazalım. Öncelik alanı da malzeme özellikleri listesinde hangi sırada yer almasını istiyorsak bu özelliğin ona göre bir öncelik numarası verebiliriz. Küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır listede. Buradaki öncelik hanesi de aynı şekildedir. Değer ve açıklama alanına renk tanımlamalarımızı yapalım. F2 kaydet diyerek renk özelliğimizle ilgili kaydımızı yaptık. F4 ekle ile bir de beden özelliklerini ekleyelim. Buna da small, medium, large ve son olarak extra large. Dört adet beden açalım. Malzeme özelliklerimizi tanımladıktan sonra bu ekranımızı F3 vazgeç ile kapatarak F10 menüde yine arama alanına stok malzeme listesi yazarak bir stok kartında bu özellikleri nasıl tanımlayacağız? Ona bakıyoruz. Bununla ilgili iki seçeneğimiz var. Birincisi, üzerindeyken F5 değiştir ile kart içerisine giriyoruz. Özellikler hanesinde tüm özellikleri seçiyoruz. F2 kaydetle tanımlamamızı yapıyoruz. Ya da stok kartı üzerindeyken F12 diğer butonunda hızlı varyant tanımlama özelliği ile özellik üzerine tıklayarak bu stok kartı hangi özellikleri taşıyorsa buradan çift tıklayarak seçimimizi yapıp F2 kaydetle kaydediyoruz. Varyantlı ürünleri satış yaparken ona da hemen bir örnek yapalım. Fatura listesinden F4 satış diyelim, perakende satış diyelim. Yukarıdaki bilgileri hemen geçiyorum. Çünkü size varyant seçimini göstermek istiyorum. Şimdi ürünü seçtikten sonra önümüze bir varyant miktar girişi ekranı açılıyor. Üst tarafta renklerimiz, satırlarda da beden ölçülerimiz var. Diyelim ki biz bu üründen kırmızı ve medium sattık. Bir tane de sarı X-Large bedeni sattık. Bunları adetlerini belirttikten sonra F2 ekle diyerek miktar alanına 2'yi, alt tarafta da varyant detaylarını gösteriyor.
Bu şekilde de satışımızı yapmış oluyoruz.